9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 189 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı cevapları. Sayfa 189 bölümdür. Karagöz oyunları bu bölümde gösterilen olaylara göre adlandırılır. Bu bölümde oyuna kendi kılık, şive ve karakterleriyle başka kişiler de katılır. Bu kişiler Tuzsuz Deli Bekir, Çelebi, Zenne, Triaki, Beberuhi, Zeybek Efe, Külhan Bey'i, Kayserili, Laz, Yahudi, Acem, Arap ve B'dir. Bitiş bölümü ise oyunun sonunda Karagöz ile Hacivat arasında geçen birkaç cümlelik kısa bir konuşmadan ibarettir. Yazıcı, Yalova Safası, Kanlı Kavak, Aşçılık, Bakkallık, Büyük Evlenme, Ferhad ile Şirin, Hekimlik, Leyla ile Mecnun, Salıncak, Tahir ile Zühre Karagöz oyunlarından bazılarıdır. 1. Okuduğunuz metinden alınan uğurlar ola. Ben de eve gideyim, İnşallah ben sizi güldürmekten hiç geri durmam ve eksik olmayınız efendim. Cümlelerindeki altı çizili kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. Cevap: Uğurlar ola, iyi yolculuklar dilerim, yolculuğunuz iyi şartlarda ve huzurla geçsin anlamında kullanılır. Geri durmak, bir şeyi yapmaktan kaçınmak, eksik olmayınız, hoşnutluk anlatır. Sağ ol, var ol, teşekkürler. İkinci metinde Acem'in İstanbul'a gelmesinin sebebi nedir? Cevap: Babasının ölümünden duyduğu üzüntüyü belki İstanbul'da eğlenerek unutmak amacıyla gelmiştir. Üçüncü Hacivat, Acem'e hangi konuda ve nasıl yardımcı olmuştur? Cevap: Onu eğlendirmek için Karagöz'ü ona yollayacağını ve onun kederinden uzaklaşacağını söyleyerek ona yardımcı olmak ister. Dördüncü Acem ile Karagöz'ün karşılaşmalarında Acem'in Karagöz'ü hemen tanıyamamasının sebebi nedir? Belirtiniz. Cevap: Çünkü Karagöz kendisini doğru tanıtamamaktadır. Karagöz'ün kelimelere takılarak her defasında yanlış tanıtması sonucunda Acem de hep yanlış anlamaktadır. Beşinci okuduğunuz metinde yanlış anlama, taklit gibi güldürü unsurlarının geçtiği bölümlere örnek veriniz. Cevap: Hacivat, işte Karagöz'üm, o Acem'in pederi İran'dan Tahran'a gelirken vefat etmiş. Karagöz, pazardan Tahran'a getirirken vefaya mı gitmiş, Hacivat, bak habise. Yani esneyi rafta füceten mürde olmuş. Karagöz, Ayvansaray'da bekçi Kürd'ü mü bulmuş? 6. Okuduğunuz metinde yerel söyleyişlere yer verilmiş midir? Bunun metnin anlatımına nasıl bir katkı sağladığını söyleyiniz. Cevap: Verilmiştir. Özellikle Acem kendi diliyle ve kendi yöresinin şivesiyle konuşturulmuştur. Bu durum metnin inandırıcılığını ve izleyicinin okurun metinden daha fazla etkilenmesini sağlamıştır. 7. Okuduğunuz metin Ağlık oyununun hangi bölümünden alınmıştır? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle söyleyiniz. Cevap: Okuduğumuz bölüm Karagöz'ün Ağlık oyunun giriş bölümünden alınmıştır. 8. metinde bulunan kişilerin özelliklerini belirtiniz. Cevap: Karagöz, halk insanıdır. Bazen yanlış anlamaları komik duruma düşmesine neden olur. Hacivat, okumuş biridir, aklı işlere el vermektedir. Acem, zengin ama hafif görgüsüzdür. 9. Okuduğunuz metinden alınan Hacivat, o ne sade istiyor, ne de peynirli istiyor, ne de kıymalı cümlesinde altı çizili kelimeler bağlaçtır. Eş görevli kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayan kelimelere bağlaç adı verilir. Bağlaç olarak kullanılan kelimeler ve, de, ki, ama, çünkü, ya da, fakat, veya, ancak, lakin, oysa, zira, ne, hem ve b'dir. Siz de okuduğunuz metinden bu türde kullanılmış kelimelere örnekler bulunuz. Bu örneklerin altını çiziniz. Cevap: Peskimen sade de istemem, kıymalı da istemem, peynirli de istemem. 10. okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlede kullanılan noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını verilen boşluklara yazınız. Cevap: 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 189 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.